öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Şimdi bakayım, iki türlü sistem kullanacağım. Buradan da çünkü evet arkadaşlarımızla ulaşacağız. Hepinize merhabalar Dominik'ten. Sevgiler, saygılar. Burcu Esmer Soy'dan en son bir fırça geldi. Hadi başla diye. Biraz gecikiyorum canlı yayınlarına, kusura bakmayın. Biz burada bir yandan 3 ülke prodüksiyon yapıyoruz. Bir yandan da elimizden geldiğince işte bu işlere yetişmeye çalışıyoruz. Hepinize merhabalar. Survivor iyi gidiyor. Survivor muhabbeti yapalım istedim biraz. Bazı sorular var. Konsey nasıl geçecek? Yani bazı sorular var derken soru bu olmamalı. Evet, şimdi hızlı bir şekilde anlatıyorum. Önce voleybol maçıyla başlıyorum. Voleybol maçındaki plan şuydu arkadaşlar. Aslında biz kızların kazanacağını tahmin ediyorduk. Yani normalde maçı kızlar kazanacaktı. İki tane voleybolcu kız. Biz sonuç itibariyle ne bileyim onlardan 20 yaş büyüğüz. Üstüne zaten teknikleri, Survivor yarışmacısı, bir sürü etken var. Fakat bizim kızlar bizi yenemedi. Ve burada da bir şekilde evrime söyleyin, elbisesini yıkasın. Söylerim. İhalede bize kaldı. Yani vay efendim, kızları niye yendiniz oldu. Bu konuda öncelikle üzgünüm kızlarımızı yendiğimiz için. Ama şöyle de bir olay var. Biz oraya çıkıp da hani güle oynaya kaybetseydik de tahmin edeceğiniz gibi zevki olmazdı. Heyecanı olmazdı. Voleybolla da bir alakamız yok bu arada. Ha, ayağımı kullanmışım. Evet, hep ayakla oynadınız diye yendiniz demiş Özge. Hayatım, voleybolda ayak kullanılabiliyor. Ne yapayım? Yani ne yapalım şimdi? Oradaki bizim suçumuz mu? Yani voleybolun kuralları var. Kurallarda sorduk. Yanlış anlamayın. Yani şeye de sorduk. Evrime de sorduk. Evet, ayak kullanılıyor diyor. Şimdi ayağı kullanabiliyor olmak suç mu? Buradan hepinize söylüyorum. Basket maçı ne zaman olacak? Basket maçı Barış'la konuştuk konseyde. Onu yayınlayacağız. Teke tek atış yapacaktık. Barış dedi ki maç yapabilir miyiz dedi. Ben vallahi hani yarışmacılarımız da bu arada şunu da açıkça söylemek istiyorum. Teklifler ayakta çok sayı verdiler. Bak mesela güzel bir şey söylemiş. Sayı da verdik. Teklifler yarışmacılardan geliyor. Sağ olsunlar bizimle oyun oynamak istiyorlar. Ve iddialı da geçiyor. O yüzden hani biz böyle yarışmacıları yakalayıp bir şey oynayalım demiyoruz. Biz normalde burada ligimiz var yani. Kendimiz normal aktivite yapıyoruz. Fakat yarışmacılarımızın da günü daha değişik geçsin diye, daha değişik şeyler hissetsinler diye onlarla da bu tip aktiviteler yapıyoruz. Şimdi plan şu, basket maçı yapacağız çok yakında. Bu hafta hatta. Barış da dedi ki takımsal olarak olsun dedi. Tamam dedik. Ben hayatımda basket maçına çıkmadım yani. Öyle anlatayım size. Basket maçı oynamıştım yok. Ama çıkacağız. Hani yenersek de çok şey yapmayın. Yani bozulmayın, ne yapalım yani. Ama Barış, Berkan, Sercan falan bunlar zehir gibiler. Anlaştık. Bizim kadro ben İrem. O sefer Esat alıyoruz. Esat Doğu şeklinde. Bir de bizim Osmancan gelecek. Öyle bir kadroyuz valla. Üçerden oynayacağız. Değişmeni hep beraber oynayacağız. Açık arttırma yakında olur kardeşim. Voleybolun revanşı var. Pardon. Voleybolun revanşını yapacağız şimdi. Krizde kızlar. Yani onu da yapabilirsek yapacağız. Çünkü yarışmacılarımızdan birinde bir problemimiz var. Onun da farkındasınız. O konuya geleceğim. Voleybolun revanşı olur mu olmaz mı? Bir de öyle bir konu var. Gökhan Özdemir. Ben olsaymışım da fena olmazmış abi. Baskette sen var mısın Gökhan'cığım? Herhalde varsın canım. Ben sizin oynarken bile seyretmediğim için varsındır. Sen her şeyde varsın maşallah. Nisa'ya DJ'yi söyleyin lütfen. Emredersiniz. Siz şey yapalım ya. Biz Nisa'ya posta kutusu koyalım. Devamlı bir oradan şey yapalım. Şimdi Nisa çok sıktı. Mesut Özil'i Fener'e getir gibi. Benim bir yani biricik seyircilerimden, kardeşlerimden güzel güzel teklifler var. Mesut Fenerbahçe ben yani yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Yani öyle işlerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden benim de bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. İşte sonra anlatırız onları. Başkanımız bu konuda bence zamanı geldiği zaman çünkü bu işlerde şöyle bir olay var. Şimdi kontratlar var biliyorsunuz. Kontratın bitmesi gerekiyor en basitinden.
Ama Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım. Şimdi Nisa çok değişik bir karakter sahip. Bu neden kaynaklı? Ne güzel bir soru bu. Bu sorular da güzel yalnız, biliyor musun? Bak abi, yorumlardan seni göremiyoruz. Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bağlantılardaki soru kalitesini çok seviyorum. O yüzden de bağlantılara elimden gelince devam etmeye çalışıyorum. Survivor konuşalım diyor. Nisa bebe gibi gitsin. Yani Nisa'nın durumu şöyle. Hani üzülerek söylemem gerekiyor ki bu akşamki oyunda Nisa yok. Yani orada öyle bir durum var. Voleybol da zaten duruma göre hani oynayıp oynayamayacağımızı da ben size yarın söylerim. Oyunda yok. Klinikte olacak falan. Yani Nisa durumumuzun bir belirsizliği var açıkçası. Ben bu konuda hani hep söylüyorum, yarışmacı da kaybetmek istemeyen bir ekibiz. Ben de yarışmacı kaybetmek istemiyorum. Ama yani bu konuda da hani bizim yapacağımız şeyler belli. Her yarışmacıya yaptığımız bazı destek var. Bunun üstü fazla artık biz bir şey yapamayız yani. Bu konuda bir de parantez olarak da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani yarışmacı aileleriyle ilgili şöyle bir mesaj vermiş olayım ben. Bizim panoramalarımız, ekstralarımız yıllardır var. Bunu yarışmacılarımız da çok iyi biliyorlar. Yarışmacılarımızı gitmeden önce ben bir toplantı yaptım. Ve onlara aynen şunu söyledim. Panoramalarda ve ekstralarda sizi eleştirebilirler. Bu konuda okey miyiz? Yarışmacılarımız hepsi okey dedi. Aileleriniz dedim bu işe girmesin. Bunda okey miyiz? Hepsi okey dedi. Bu konuda yani bizim panoramamız, ekstramız yarışmacılarla ilgili hani olabilir de yanlış, hani böyle ne diyeyim, bizim koyduğumuz standartların dışında bir şey olduğu zaman ben de zaten arkadaşlarımı uyarıyorum. Ama şunu da unutmayın, o kadar konuşurken de her insan zaten hata yapar. Bu da dünyanın en normal şeyi. Ama bu konuda hani panoramada eleştirildi, yok öyle oldu böyle oldu. Yani Survivor bu zaten. Hani şu anda fanları var mesela yarışmacılarımızın. Fanları da zaten bu program sayesinde. Bu programın içinde panoramada var. Ama yani zaten güzel insanlara da hiçbir şey olmaz. Buradan ailelerimize de sesleniyorum. Siz ilk defa popülariteyi hissettiğiniz için yakınınızda şu anda bundan fazla etkileniyorsunuz. Yani popüler olmak demek belli derecede insanlardan negatif enerji de almak demektir. Hani ben bunu alıyor muyum? Çok az alıyorum. Ama az almam demek, hiç almıyorum demek değil. Ben de alıyorum. Negatif şeyler okuyorum bazen. Ondan sonra bunları takmıyorum tabii ki. Ne yapacağım? Yani sokakta yürüyemiyorum. Millet üzerime atlıyor, sarılıyor. Acun abi diyor, yaka paça dönerciye sokup döner yedirdiler bana. Yani abi yemezsen bırakmayız diye. Yani ben böyle bir sevgi selinde, ya o demiş bu demiş falan. Birileri de bir şeyler desin zaten. Bir de herkes beni sevmek zorunda değil. Sizin evladınız da çok sevmek zorunda değil. Bunu da unutmayın yani. Mühim olan hepsinin şu anda ciddi fanları var. Yarışmacılarımız son derece iyi durumda. Yani ilgi olarak. O yüzden bence bu konuda çok şey yapmamak lazım. Ne diyeyim size? Fazla böyle olaya girmemek lazım. Şimdi nerede kalmıştık? Yasin ve Nisa çekilecek gibi değil gerçekten. Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum öncelikle. Yarışmacılarımız pırıl pırıl insanlar. Hepsi çok temiz insanlar. Bunu bilmiyorum, fark ediyor musunuz, fark etmiyor musunuz? Yani orada kötü bir insan yok. Sadece fikirler ayrı, size uymaz, tarzı olmaz. Yani bazısına gıcık olursunuz. Olabilir normalde. Ben de mesela bizim fizyoterapistimiz Anıl var. Gıcığım Anıl'a. Ama seviyorum, öyle düşünün yani. Hani böyle şeyler oluyor. Maxi my brother, come here. İşte bu arada futbolun yıldızı Maxi buradaydı. Onu size bir göstereyim. How are you? How are you? Good. Bro, this is Turkish. Merhaba Durgiya. Instagram. Merhaba. Evet. Teşekkürler. How many followers you have? 25 Top oynadı. Allah razı olsun. Çocuğu nasıl mutlu ettiniz biliyor musun? 25 bin tane follower gelmiş maç gecesi. Maç gecesi 25 bin tane follower almış. Şokta şu anda. O kadar mutlu oldu ki çocuk da. Yani hepiniz onu çok mutlu ettiniz. Bunu buradan söyleyeyim. Maxi, we have a revenge game. Okay. Yeah. Are you ready? Ready. Yeah. Teşekkürler Türkiye. Really. A little Turkish for me? You speak in Turkish? A little Turkish, yes. Merhaba, nasılsın? Koş. Elibar. Elibar. Maçlarda devamlı Elibar diyoruz ya. Teşekkür ederim. Okay. Thank you man.
Evet. Nisa'yı gönderin çok şımarık. Yani şımarıklıktan yarışmacı gönderdiğimiz olmadı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Nisa gayet saygılı bir yarışmacı. Hani kendi sorunları yaşıyor ve kendiyle ilgili problemleri var. O yüzden hani bize karşı hiçbir hamlesi de hareketli olmamıştır yani. Fakat kendi hani ne diyeyim? Nisa evet yani ne olacağını ben de bilmiyorum. İşte oyuna çıkmadı filan. Devamını seyredersiniz. Ama bu konuda hani şımarıkmış bilmemiş. Ben şımarık olduğunu düşünmüyorum. Yani şımarık o değildir bu arada. Onu da söyleyeyim. Buradan bütün herkese de açıklayayım. O Survivor'ın en zor yarışma olduğunun belki de farkında olmadan geldi. Şöyle anlatayım size. Burası çok zor. Ben yapamazdım. Onu söyleyeyim. Yapmak mümkün değil. Öyle insanlar da dayanamazlar. Gel, gel, gel. Ay, ay, ay. İşte Melisa'nın bu. Bu kim? Bu kim? Şey, Karamel. Karamel. Bu Melisa'nın karameli. Evet. Melisa'nın karameli. Karamelle takılıyorsunuz değil mi? Evet. Yalnız biraz terletir bu karamel bozacaktı. Haberin olsun. Bak burada da biz varız. Görüyor musun? Görüyorum. Evet. Bu arada okuluna da devam ediyor Melisa değil mi? Evet. Evet. Dersinde çalışıyor. Dominik'in en çalışkan öğrencisi. Evet. Evet. Nerede kalmıştık? Birkaç soruya daha cevap verelim hızlı hızlı. Aleyna Tilki'nin küçüklüğü yazmışlar. Aleyna'ya da çok selamlar. Ersin Survivor'dayken bu kadar başarılı olacağını tahmin etmiş miydin? Bu akşam herkese söylüyorum. Ersin'i seyredin. Yani başka hiçbir şey demiyorum. Bu akşam Ersin'i seyredin. Oyunun sonunu söylemeyeceğim ama Ersin olağanüstü. Öyle söyleyeyim sana. Ersin bizi şaşırtıyor. Ersin yani atışlar filan. Pazar günü yine seyredin Ersin'i. Cumartesi seyredin, pazar seyredin. Böyle bayağı seyredin yani. Ersin bambaşka. Buradan ayrıca Yılmaz Erdoğan'a çok selamlar. Yayında da söyleyeceğim, selam söyleyeceğim. Çünkü Ersin'i hazırlayıp yollamış. Ve gerçekten Survivor'a bizim için çok renk katan, karakterini zaten hepimiz hastasıyız ama performans olarak da renk katan bir yarışmacı olmuş oldu. Yılmaz'a buradan çok selamlar. Yayından da selam söyleyeceğim. Görmediyse. Çünkü Ersin olayı bambaşka. Evet, beni Survivor'a alır mısınız demiş. Sense Can Demir. Seni Survivor'a alamayız kardeşim. Yani öyle bir durum var. O konuda kusura bakma. Hızlı hızlı gidelim. Her gün yayın çok iyi demişler. Evet ama bir de bize sor. Ekip bitti şu anda. 7 gün yayın yapıyoruz. 3'er saat falan. Pazartesi gününü seyretmeniz lazım ya. Pazartesi var ya. Pazartesi seyretmeniz lazım. Bak o kadar söylüyorum. Bana güvenenlere sesleniyorum. Pazartesi mutlaka seyrediyorsunuz. Bana güvenin, pazartesi seyredin. Ödül muhteşem. Yıkılıyor. Tansiyon, gerilim. Her şey mükemmeldi oyunda. Heyecanlı bir oyun olacak. Aycan nasıl, sorusu ne Aycan? Onu niye sorduğumuzu anlamadım. Aycan iyi. Ama Aycan'ın da evet, Aycan'ın da başka problemi var biliyorsunuz. Onu da söyledik. Sonra Yasemin devreye girdi. Yasemin, öpüyorum seni Yasemin'cim. Ondan sonra Aycan'ın durumu da biliyorsunuz dışarıyla ilgili arkadaşından bilgi aldı, morali bozuldu. Sonra bize ulaştılar. Bize ulaşıp başka bir şey söylediler falan filan. Yani o iş tam karıştı. Yani onun Rudy engelli abiye döndü iş. Onun o konudaki sıkıntısıyla ilgili olan taraftan bize başvuru geldi. Biz onu Aycan'a en azından ima ettik. Aycan çünkü morali çok bozuldu. Yani dışarıdan aldığı haberle. Ama tabii ki iş tam karıştı. Onu bilmiyorum yani. Orada ne yapacağımızı bilmiyorum. Bu arada Ersin konusunda da şöyle üzücü bir durum var. Aklıma gelmişken. Ersin ailesi köpeğin öldüğünü Ersin'e söylememizi istiyor. Çünkü bağlantılarda şimdi yalan söylenmesi gerektiği için, iletişim bağlantıları var ya işte, bu konuda yalan söyleyip tiyatro oynamak istemiyoruz şeklinde o taraftan öyle bir talep oldu. Şimdi Ersin'e bunu söylememiz lazım. Açıkçası yani onu bilmiyorum. Salı günü herhalde söyleyeceğim. Ama nasıl söyleyeceğim onu da bilmiyorum. Üzücü bir durum o da. Ama ailesi bilgi verilmesini istedi. Biz de köpeğinin öldüğünü Ersin'e söylemek zorundayız şu anda. Onun artık salı günü herhalde. Çünkü sonuç itibariyle salı günü konseri daha sakin geçiyor. Fanlara da şunu mesajı vereyim. Bütün fanlara. Bir şey tutmak çok güzel bir şey. Ama fanatikliğin bir level'ı var. Onu geçmemek lazım. Bizim açımızdan da yani şöyle bir düşünürseniz
Hani bizim herhangi bir yarışmacıya karşı bir mailimiz olamaz. Ve size çok komik bir şey anlatayım size. Her sene o yarışmacı tutuluyor, bu yarışmacı tutulmuyor diye hep şeyler görüyorum böyle. Adını sen söyle, yorumlar görüyorum. En komiği ne oluyor biliyor musunuz? Yarışmacılar böyle düşünmüyor zaten. Hani siz oradan bir şeyi düşünüyorsunuz, Yasemin'ciğim bir kez daha yapıyorum. Siz oradan bir şeyleri düşünüyorsunuz da yarışmacı onu düşünmüyor zaten. Siz yani mesela Adem'in fanları vardı. Sağ olsunlar, yani programımıza da çok katkıları vardır. Ama Adem konusunda yok öyle yok öyle böyle, biz program bitti Adem'le Çeşme'de beraberdik ya. Beraber tatil yaptık Adem'le. Yani biz yarışmacılarla zaten samimiyiz. Hepsi bizi Allah'a şükür çok seviyor. Biz onları çok seviyoruz. Hani sizin bizimle yarışmacı arasında bir durum asla yok. O konuda fazla bir şeyler kurmayın diye rica edeyim ben size. Panorama'da biri bunu dedi. Desin abi. Yani desin. Boşta herkesin fikri olsun. Acun Bey lütfen hızlı hızlı Cavani'yi Fenerbahçe'ye getir. Ben bu arada arkadaşlar Fenerbahçe yönetiminde değilim. Bunu da altını çizerek söyleyeyim. O görev yapan çok değerli arkadaşlarımız var. Hangi yılda yarışan ünlüler gönüller dahildi? Bak ben en çok zevk aldığım 2 yıldan biri bu kesin. Belki 3 yıldan biri derim. Şu ana kadar en çok zevk aldığım 3 yıldan biri kesin. Finale doğru da en iyisi olacak mı söyleyeceğim yani. Ama unutamadığım 2 yıl var bundan başka. Fotoğraf çekin diyor. Valla Instagram'a fotoğraf koyacağız. Sponsorumuz rica etti. Sponsorumuz çok da güzel bir ricada bulundu. Ve Oppo için biz yarışmacılarla selfie çektik. Bunu çok yakında 2-3 gün içinde Instagram'a koyacağım. Görürsünüz zaten. Çok da güzel selfie'ler oldu. Yani ben ne diyeyim size. Baktığınız zaman mutlu olacaksınız. Ben çok beğendim resmen. Perviz'i tekrar görecek miyiz? Onu bilmiyorum şimdi. Biz ne zaman All Star yaparız, ne olur? Perviz olur mu olmaz mı? Ben Perviz'le de geçen beraberdim. Ayrıca milli takımda olmayacakmış olayı arkadaşlar doğru değil. Bunu da altını çizelim. Güzel bir soru bu. Ayca'nın hocası şu anda milli takımda nasıl olacaktı ki demek istemiş orada yani. O yüzden hani onu başka yere çekmeyelim. Yani bir şey kötü yazdığın zaman haber olur ya devamlı. İyi söylesen haber olmuyor. Ayca milli takımda olmayacak falan diye bir şey yok. Hocamız hak edeni zaten milli takım alacaktır. Bu dönemde Aycan burada diye maçları varmış. Zaten nasıl çağırabilirdim ki demiş. Şöyle bir konu var bu arada. Hani Aycan'ın mesela bana soruyorsunuz. Kadın futboluna kattığı değer çok büyük. Yani yarın öbür gün Aycan'ın el hareketine geleceğim şimdi. Yani şöyle anlatayım. Bazı dünyada da böyledir yani. Bazı figürler bir sporun sevilmesine çok faydalı olur. Ben de Aycan'ın böyle bir misyonu olabileceğini düşünüyorum. Hem milli maçlarımızı seyretmede, yani tanıdık birilerini seyrettiğin zaman algın daha yükseliyor. Yani şöyle düşünün, Zaragoza-Albacete maçını seyrederken biz hislenemiyoruz, yani motive olamıyoruz. Ama ne bileyim Başakşehir-Konya maçını seyrederken gayet mutlu oluyoruz. Onun gibi düşünün, Aycan'ın da olacağı bir milli takım hepimize faydalı. Kadın futbolunun gelişmesine bile faydası olabilir. Öyle bir misyonu olacağını düşünüyorum ama kendi bilir. Bunları onunla konuşmadım. Aycan ve Mert uyarılmalı, her dakika hareket çekiyorlar. Şimdi her dakika hareket çekmiyorlar bir. Bir de Aycan'ın konusu şu, onu da kısaca anlatayım. Sevinci var. Sevinci artık yapmayacak. Sevinci yapmamasının sebebi arkadaşından aldığı haber. Arkadaşından aldığı haberden dolayı artık o sevinci yapmıyor. Çünkü o sevinci yolladığı yerle ilgili problemi var. O sevinci yapmadığı için kendisi sevinç arıyor. Muş. O sevinci ararken bir kez daha söyleyeyim. O yaptığı hareket de Almanya'da golden sonra gayet yapılan bir hareket. Ülkemizde başka anlaşılıyor. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Evet, toparlıyorum. Güzel bir yayın oldu. Sadece şunu söyleyeyim. Zor bir sezonda yarışmacılar yani çok daha zor şartlarda deniz görmüyorlar, öyle düşünün. Yani parkurları bazen görüyorsunuzdur. Deniz parkurumuz yok. En az 5 parkurumuzu kullanamıyoruz buranın dışındaki. Parkurlarda kısıtlamalar var. Ödüllerde kısıtlamalar var. Ama sağ olsunlar seyircimiz var. Seyircimiz o ilgiyi gösteriyor ve bütün bu zorluğa rağmen bizi seyrediyor. Bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Ütopya yapın, yani yapamayız. Ütopya'nın zahmeti çok büyük. O yüzden hani kusura bakma. Ben de çok sevdim Ütopya'yı ama çok zor. Fragmanda Mert'in tavırları hoş değildi. Akşamı seyret diyorum o zaman. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Yayını bitiriyorum. Sizi çok seviyorum. Akşamı seyredin, yarını seyredin. Pazartesi mutlaka seyredin. Hepinizi öpüyorum.